Nasöke ilçesinde 1821 yılında yapılan Aziz Nikolas Kilisesi madde bağımlılarına ve define avcılarına teslim oldu. Kaderine terk edilen 197 yıllık tarihi eser gün geçtikçe yok oluyor. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi Gelebeç mevkiinde bulunan ve 1821 yılında burada bulunan bir başka kilisenin üzerine inşa edilen Aziz Nikolas Kilisesi'nin içi ve etrafı definecilerin sürekli hedefi oluyor. Hristiyan aleminin önemli din adamlarından Noel Baba denilen Aziz Nikolas'ın adına Gelebeç'te oturan Rumlar tarafından yaptırılan ve Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından büyük önem taşıyan yapı kaderine terk edildi. Varsa şunu çekmek lazım. 1980 mi bu? Her tarafına sprey boyayla yazı yazılan, defineciler tarafından talan edilerek harabe haline getirilen Aziz Nikolas Kilisesi'nin duvarlarındaki tasvirler ve bezemeler de dökülüyor. Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, 1821 yılında yapılan Aziz Nikolas Kilisesi'nin Aydın'da ayakta kalan iki kiliseden birisi olduğunu söyledi. Bu kilise 1821 yılında yapılmış, neredeyse 190 yıllık tarihi bir kilise. Aydın'da ayakta kalan iki kiliseden bir tanesi. Biri Germencik Mursallı'da, diğeri ise burada gördüğümüz Aziz Nikolas Kilisesi. Maalesef kaderine terk edilmiş bir durumda. İlgisiz ve tahrip edilmiş. Her tarafından akan yağmur suları ve girişinde kapısında kontrolsüz bir girişle her türlü kötü niyetli evsiz kişilere de mekan olmuş bir tarihi yer. Kilisenin restore edilerek turizme açılmasını istediklerini ifade eden Özçakır şunları kaydetti. Dini turizme canlandırmak amacıyla burada da bu kilisenin restore edilerek turizme açılmasında büyük yarar var. Bu amaçla çevredeki belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'miz ve Valiliğimiz, Kültür Bakanlığımız olmak üzere bu tarihi binanın bir şekilde işlevlendirilerek etrafındaki restore edilmiş diğer binalara uygun olarak tarihi günümüze kazandırılmasında biz Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği olarak öneriyoruz. Böyle bir tarihi mekanı, farklı birçok kültürün buluştuğu bu ilçemizdeki bu mekanı canlandırmak, insanları yeniden kazandırmak, bu mekanı bir şekilde kültür merkezi de olabilir, sergi salonu olabilir, hatta kitaplık, kütüphane, araştırma merkezi gibi bir şekilde günümüze kazandırılıp restore edilmesi en büyük temennimiz. Tamam.